Bugün adalet nöbetimizin 25. 15. 15. günü. Bugün basın toplantısı yaparak arkadaşlarımızla, partimizle beraber size bir açıklama yapma ihtiyacı hissettik. Ben süreç hakkında ilk önce size bilgi vereyim. Malum mecliste hukuksuz bir şekilde vekilliğimizin düşürülmesinden sonra Meclis Genel Kurulu'nda bir adalet nöbeti başlattık. Arkadaşlarımızla birlikte başlattık. Ve 5,5 saat kadar genel kurulda bir sivil direniş sergiledik. Başarılı bir sivil direniş sergiledik. Tüm kamuoyuna, Türkiye ve dünya kamuoyuna güçlü bir mesaj veren bir sivil direniş sergiledik. Halkın her kesimine mesaj veren bir sivil direniş sergiledik. Türkçe, Kürtçe tüm Türkiye halklarının duygularını, düşüncelerini mesaj verdik ve hem Türkiye kamuoyunda hem dünya kamuoyunda çok güçlü bir yankı karşılık bulduğunu herkes gördü. Çünkü bu yapılması gereken bir eylemdi. Halkın iradesinin haramilikle gasp edilmesine yönelik bir hukuksuz işleme karşı ben ve partimin bir sivil pasif direnişiydi. Sivil pasif bir direnişti ama çok etkili oldu. Çok güçlü bir etkisi oldu. Bunu tüm kamuoyu da gördü. Biz direnişimize devam ettik. Çok haklıydık. Ve bundan dolayı çok güçlüydük ve kazanacağımızı da biliyorduk. Evet, bizim hakkımızda haksız, hukuksuz kararlar verebilirler. Ama biz direniş hakkımızla haklı olduğumuzu herkese gösterdik. Ardından mecliste HDP grup toplantı odamıza geçtik ve orada 24 saat gece gündüz arkadaşlarımızla beraber orada kalmak üzere bir direniş sergiledik. Oradaki direnişimiz de nöbetimiz de çok güçlü bir şekilde devam etti. Kamuoyundan çok güçlü bir karşılık buldu ve bunu hazmedemeyenler bir iftira, yalan dolu bir kurgu ile, bir tutanak ile 5 yıl önceki aslında beraat etmiş bir videoyu kullanarak bizim hakkımızda bir algı oluşturmaya çalıştılar. Ve hakkımızda meclis başkanı ve savcılığın işbirliğiyle oradaki 10 polisin imzasıyla çok utanç verici bir şeye imza attılar. Meclis başkanı'nın göndermesiyle de bu utanç belgesi, utanç tutanağı savcılığa gitti ve hakkımızda yakalama kararı çıkarıldı. Güya biz orada sloganlarla genel kuruldan HDP grup toplantı odasına çıkmışız. Öyle bir şey yoktu. Tüm gazeteciler de oradaydı. Kısa bir sürede yalan ve iftira olduğu ortaya çıktı. Ama işin üzücü tarafı koca meclis başkanlığının bu iftira dolu kurguya imza atmasıydı. Savcılığın bunu onamasıydı. Ve partimize yönelik böyle bir saldırı gerçekleştirilmesiydi. Ardından da hepiniz biliyorsunuz çok üzücü ve vicdanları kanatıcı bir şekilde pazar sabahı 5. günün sabahında 158 polis gönderilmiş. Bunu da kendileri ifade etti. 158 polis bir kişiyi almaya gelmiş mecliste. Ve biz o sırada sabah namazı için lavaboya gittiğimizde, abdest aldıktan sonra namazımızı kılmak üzereyken ve pijamalı halimizle bizi hemen kolumuza yapışarak hızla koridordan asansöre doğru koşturdular. Utanç verici görüntülerdi bunlar. Ve gerçekten oradaki danışmanlarımızı, gazetecileri odalara kilitleyerek bu utanç verici görüntülerin ortaya çıkmasını engellemeye çalıştılar. Vekillerimizin kollarını sıkarak polisler onların görüntü almasını engellemeye çalıştılar. Önlerine geçerek engellemeye çalıştılar. Yaptıkları hukuksuzluğu, bu utancı kimse çekmesin, görüntülemesin istiyorlardı. Her zaman yaptıkları gibi Filiz Keresteceoğlu vekilimizin çektiği o 10-15 saniyelik görüntü olmasa yine yalan ve iftiralarla bir kılıf uyduracaklardı yapacaklarını ama gerçek
engellenemez, örtbas edilemez, apaçık bir şekilde ortaya çıktı ve tüm Kürt halkı, Demokrat Türkiye toplumu, her kesim, vicdanı olan herkes buna büyük tepki gösterdi. Meclis bir başka utanç daha yaşadı 1994'ten sonra, 1999'dan sonra. Meclisten milletvekili kovalanması gibi bir utancı yaşattılar. Meclisten uyduruk gerekçelerle bir vekili yakalama kararı alarak çıkartma gibi bir utancı yaşattılar. Ben hani kağıt üstünde vekilliğim düşürülse de halen bu halkın vekili olduğuma inanıyorum. Çünkü gaspla, haramilikle bu vekillik düşürülmüştür. Ve Anayasa Mahkemesi'nin de esastan olan sonucunu bekliyoruz. Biz bütün bunlardan sonra, yani birkaç darbe yapıldı biliyorsunuz. Birincisi yargı darbesi yapıldı. Bakın ilk derece mahkemesinde bir haberi retweet ettiğimiz için bir karar verildi. İstinaf ve Yargıtay'da, Yargıtay hakiminin çok kuvvetli itirazına rağmen karar onandı. Bu yargı darbesiydi. Çok netti bakın. Türkiye'de bir yargı darbesi yapıldı. İkincisi neydi? Meclis başkanı eliyle meclis mefhumuna, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir mefhumuna, dokunulmazlık ilkesine, milletvekillerinin haklarına, hukuklarına yönelik bir darbe yapıldı. Meclis başkanının milleti koruması gerekiyordu. Boşuna orada bir görevli değil. Meclis başkanı niye vardır? Milleti korumak için, milletvekillerinin hakkını, hukukunu, hepimizin hakkını, hukukunu korumak için vardır. Ama belli ki bir takım talimatlarla bu karar alındı. Dönem sonuna kadar bekletilebilirdi veya Anayasa Mahkemesi'nin sonucu beklenebilirdi. Tercih etmediler ve hemen okutuldu. Bu da meclis başkanlığı eliyle meclise bir darbeydi. Üçüncüsü de mecliste sivil bir direniş sergileyen bir kişiye yönelik, milletin bir ferdine yönelik, milletin meclisinden milletin bir ferdini yakalama kararı çıkartarak, darbederek, zorbalıkla çıkarma girişimi de millete bir darbeydi. Bakın bu resmen böyledir. Millete bir darbedir. Çünkü milletin fertleri niye meclise başvurur, milletvekillerine başvurur? Sorunların çözüm adresi milletvekillerine olan başvurularla olur. Ve sorunların çözüm yeri milletin meclisidir. Siz milletin meclisine sığınmış, milletin kalbine, bağrına sığınmış, hakkı gasp edilmiş bir milletvekilini oradan zorbalıkla, darp ederek çıkarıyorsanız, bu da bir darbedir arkadaşlar. Bu da Türkiye siyasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Dünya siyasi tarihine de maalesef bir ilk olarak, bir kara leke olarak geçmiştir. Bizi itibarsızlaştırmaya çalışarak, beni ve partimi itibarsızlaştırmaya çalışarak, ibadet özgürlüğümü, ifade özgürlüğümü gasp ederek güya akıllarınca itibarımı ayaklar altına almak için pijamayla karakola götürüp orada 7 saat boyunca tutarak ve orada bu 7 saatin 3,5 saatinde de pijamalı bir şekilde, terlikli bir şekilde tutarak güya akıllarınca temsil ettiğimiz düşüncelerin, insan hakları mefhumunu ayaklar altına almaya çalıştılar. Ama hepiniz gördünüz, bir anda tüm kamuoyu vicdanı ayağa kalktı. İster HDP'li olsun, ister HDP'li olmasın, tüm kamuoyu vicdanı bu yapılan usulsüzlüklere, çirkinliklere karşı yek vücut oldu. Kamuoyundan çok güçlü bir destek gördük. İnanın ki çok güçlü bir destek gördük. Biz bu üç darbeden sonra dördüncü bir darbe olmasın diyoruz. Dördüncü darbe nedir? Milletin vekili olmaya aslında devam eden bir kişinin, dokunulmazlığı kaldırılmadan yargılamaya devam eden bir kişinin, yok hükmünde olan bir kararın sonucunda cezaevine girmemiz de yine millete bir darbedir. Çünkü biz milleti temsil ediyoruz. Ben 90 bin kişinin oyuyla Kocaeli'nden Ankara'ya bir kar tanesi gibi geldim ve Ankara'dan Türkiye'ye insan hakları mesajları sundum. Bakın bu yaptığımı ben çok önemsiyorum. Ben Kocaeli'nden buraya gelirken adeta bir kar tanesiydim. Ama Ankara'dan tüm Türkiye'ye, tüm Türkiye halklarını, etnik ve
dini kimliklerini birleştiren bir insan hakları mesajını partimizle beraber verdik. Partimizin mentalitesini tüm Türkiye'ye sunduk ve bu toprakların birleştirici bir çementosu olduk tüm arkadaşlarımızla birlikte. Bunlar çok önemliydi ama zorbalıkla iktidarını devam ettirmeye çalışanlar işte darbe üstüne darbe yaparak bunu engellemeye çalıştılar. Ben çok açık net söylüyorum. Evet, birkaç gün sonra cezaevine girebilirim. Ama bu son darbeyi önleyebilecek olan hepimizin en son sığınağı anayasamız hakkındaki tartışmalar konusunda karar verecek olan Anayasa Mahkemesi'dir. Anayasa Mahkemesi esastan yaptığımız ceza dosyasıyla ilgili başvuruya halen bir karar vermemiştir. Milletin vekili gaspla, haramilikle cezaevine girebilir birkaç gün sonra ama alınacak bir kararla bu skandal, bu dördüncü darbe girişimi durdurulabilir. Anayasa Mahkemesi'ni tekrar göreve davet ediyoruz. Defalarca göreve davet ettik. Ve bunun gerçekleşebileceğini, son noktada bütün bu A'dan Z'ye haksızlıklara dur diye denilebileceğini düşünüyorum. Benim ceza dosyamla ilgili tek bir hukukçu bile, arkadaşlar bakın tek bir hukukçu bile, iktidara yakın tek bir hukukçu bile bu karar doğrudur. Ömer Faruk Gergerlioğlu terör örgütü propagandası cezasına layıktır, verilmeliydi diyemiyor. Tek bir kişi bile diyemiyor. Çünkü hiçbir suç işlemedim ben. Ben bir suç işlemeden milletvekilliği düşürülmüş bir kişiyim. Nasıl buna isyan etmem? En kuvvetli bir şekilde nasıl itiraz etmem? Tüm arkadaşlarımız da buna itiraz ediyor. Evet, bugün partim başından sonuna kadar benim yanımda ve sadece partim değil, tüm kamuoyunun yanımızda olduğunu hissediyoruz. İnanın ki bugün biz 15. gündeyiz adalet nöbetimizin ve çok güçlü bir şekilde bir desteğin olduğunu görüyoruz. Toplumun her farklı kesiminden bu desteğin olduğunu görüyoruz. Ben bugünkü süreçle ilgili de size bilgi vereyim. Bu sabah Anayasa Mahkemesi bir açıklama yaptı. Bizim başvurumuzun yetkisizlikten dolayı reddine karar verdi. Ama kamuoyu bunu yanlış anlayabilir. Biz net bir bilgi verelim. Bizim Anayasa Mahkemesi'ne iki başvurumuz var. Bir, 3 Mart'ta yaptığımız ceza dosyası ile ilgili başvuru. Bunun hakkında bir karar verilmiş değil. Onu bekliyoruz. Bizim asıl beklentimiz ve meclise dönebileceğimiz karar bu karar. Yani beklentimizin yüksek olduğu karar bu karar. Vekilliğimizin düşürülmesiyle ilgili geçen hafta yaptığımız başvuru yetkisizlik nedeniyle reddedildi. Ama biz bunun için AİHM'e gidiyoruz. Bu prosedürel bir durum ama asıl 3 Mart'taki başvurumuz için bir büyük beklentimiz var. Halen Anayasa Mahkemesi bu büyük yanlışı durdurabilir. Halen bu konuda bir karar çıkabilir. O yüzden hani biz tüm Türkiye kamuoyunu da ilgilendiren bir durum olması hasebiyle buradan tekrar hatırlatıyoruz. Milyonlarca kişi bu konuyu konuştu. Basit bir olay değil. 6 milyon oy almış bir partinin vekili, milyonların temsilcisi olan bir kişi gaspla, haramilikle vekillikten düşürüldü ve üstüne de cezaevine atılarak bu işin üstü kapatılmaya çalışıyor. Ama biz diyoruz ki yok öyle yağma. Biz bunu kabul etmiyoruz. Ve sonuna kadar da direneceğiz. Bu direniş halkımızla beraber oluyor. Bakın, benim vekilliğimden düşürülmem, yargı kararı, meclisten böyle yalan ve iftira dolu bir kurguyla atılmam kamuoyunda büyük bir tepkiye neden oldu. Çünkü kamuoyu vicdanı sızladı ve çok haksız bir karardı. Ama şu anda da bu haksızlığın devam etmemesi gerektiğini net bir şekilde söylüyoruz. Ben burada adalet nöbetinde ne gördüm? Bir de bunu söylemek isterim size. Biz çok etkili bir eylem yaptık arkadaşlar burada. Ben bir insan hakları savunucusu olarak meclise geldim. Partimin insan haklarını inceleme komisyonu üyesi olarak mecliste görev yaptım. İnsan hakları eksenli ağırlıklı bir politika izledim. Siyaset üretmeye çalıştım. İnsan Hakları Komisyonu'na en çok başvuru yapan, Adalet Bakanlığı'na en çok başvuru yapan bir milletvekiliydim.
Ve sonuçta eğer ki yarın öbür gün cezaevine girecek olursam hani bu toplum için çok gözü açık gitmem. Çünkü ben uğraş verdiğim insan hakları ortak payda bilincinin az çok gerçekleştiğini görüyorum. Bu 15 gün içinde Türkiye toplumunun A'dan Z'ye her kesiminden, dini, etnik, siyasi görüşten her kesiminden insanının buraya geldiğini, bizi desteklediğini gördük. Bu ne demek? İnsan hakları savunuculuğumda ve siyaset hayatımda oluşturmaya çalıştığım insan hakları eğitimi, anlayışı, bilinci, kavramı, anlayışının az çok yerleştiğini, karşılık bulduğunu ve devam edebileceğini gösteriyor. Toplumun farklı her kesimi haksızlığa, hukuksuzluğa karşı bir araya gelebiliyorsa ben bu noktada içim rahat olarak giderim cezaevine. Eğer gideceksem gitmemem gerekiyor ama bunu vurgulamak isterim özellikle. Siyasette yaptığım her şey insan hakları anlayışının tesis edilmesi, tüm halkların kardeşçe, eşitçe yaşayabilmesi için hepimizin, hep birlikte, herkes için adalet diyebilmesi idi. Bu noktada inanın ki çok umutsuz, karamsar değilim. Önemli ilerlemeler olduğunu görüyorum ve eğer ki biz cezaevine girersek bizden sonra da tüm hak savunucularına, tüm milletvekili arkadaşlarıma bu bayrağı bırakmış olurum ve onlar çok daha iyi bir yere getirir. Toplumdan istediğimiz budur. Bir insan hakları bilinci anlayışı oluşmuştur. Bu toplumun kurtuluşunu da bundan başkasında görmüyorum. Toplumun farklı kesimlerinin adalet, hukuk duygusuyla bir arada olabilmesinin bu toplumu kurtaracak tek şey olduğunu düşünüyorum. Yoksa hani salt ideolojilerle olacak bir şey değil. Toplumun birbirine saygı ve sevgiyle yaklaştığı farklı kimliklerinin insan hakları temelinde bir anlayışı büyütebilmesi gerçekten bu çok sorunlar yaşadığımız, bunu da bilsinler. Biz sivil pasif direnişimizi devam ettiriyoruz. Bunu çok net söyleyeyim. Biz esaslı bir duruş sergiliyoruz ve tek dayanağımız Türkiye halklarının ortak vicdanıdır. Başka bir şey değildir. Ama bu noktada bilsinler ki her yaptıkları darbe girişimi toplumun vicdanını sızlatmıştır, sızlatacaktır. Arkadaşlarımız cezaevinde, bakın Sayın Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ olmak üzere birçok vekil arkadaşımız, yönetici arkadaşımız içeride. Yine Sayın Leyla Güven, Musa Parisoğulları arkadaşlarımız vekillikleri düşürüldü, cezaevindeler. Bunlar Kürt meselesini halledemedi arkadaşlar. Kürt meselesi böyle halledilmez. Burada devlet eliyle oluşturulmuş, iktidarlar eliyle oluşturulmuş bir büyük insan hakları ihlali var. Kürt halkının kimliğini, kültürünü, örfünü, yaşayış tarzını tanımalısınız. Çok net. Biz barış arzumuzu, çözüm arzumuzu söylediğimiz zaman kafamıza demir yumruklar, balyozlar indirerek bu işi çözemezsiniz. Bir halkı nereye kovalayacaksınız? Bir halkın isteklerini ne zamana kadar göz ardı edeceksiniz? Şunu da Türk halkına söylemek isterim, Türkiye toplumuna söylemek isterim. Kürt meselesi vardır. Bunu Kürt halkı çıkarmadı. Devletin dayatmaları, iktidarların buna devam etmeleriyle çıktı. Kürt meselesini Kürtlere bırakmayın. Kürt meselesini çözecek olan Kürtler dışındaki halklardır. Zaten bu kadar acılar çekmiş bir halk, çözümün zorluklarını da mı onlara bırakacaksınız? Tüm Türkiye toplumuna sesleniyorum. Evet, ben ırk olarak, etnisite olarak bir Kürt değilim. Ama Kürt meselesinin çözümü noktasında işimden atıldım, paylaştığım paylaşımlardan dolayı. Bu millet getirdi bizi, bir onur bahşetti, milletvekili yaptı, millet meclisine gönderdi. Orada da aynı şeyleri söylemeye devam ettim. Bir milim geri adım atmadım. Zorbaca kararlarla vekilliğimiz düşürüldü. Cezaevine atılma ihtimalimiz var. Ama biz yaptığımız hiçbir şeyden pişmanlık duymuyoruz. Ben tek kelime yanlış bir şey söylediğimi düşünmüyorum. Çok doğru şeyler söylediğim için
bu zorbalıklar, hukuksuzluklarla işimden atıldım, vekilliğimden atıldım, cezaevine atılıyorum. Ama şunu söylüyorum. Ağır bir sorumluluk Türk halkının üzerindedir. Türkiye halklarının üzerindedir. Kürt meselesinin çözümünü daha kaç sene Kürt halkına bırakacaksınız? Bu olacak bir şey değil bakın. Böyle çözüm olmaz. Sorunu çıkaran Kürt halkı değildi ki illa onlar çözsün. Bütün sorunları için taşın altına onlar elini soksun. Hepimiz birlikte bu sorunu çözmek zorundayız. Hepimizin çocukları ölüyor. Hepimizin anaları ağlıyor. Bir yerde bir sorun varsa sadece bu toprakların güneydoğusundaki yerlerde değildir. Bu toprakların Edirne'sindedir aynı sorun. Sinop'undadır, Rize'sindedir, Antalya'sındadır, her yerindedir. Değerli arkadaşlar, bizim bu konuyu bu ciddiyetle ele almamız lazım. Yani beni atabilirsiniz cezaevine, arkadaşlarımızı cezaevine atıp orada gaspla orada tutabilirsiniz. Birçok arkadaşımız gaspla, rehineylikle orada tutuluyor resmen. Hiçbir sorunu da çözemediniz. Çözemezsiniz de. Çünkü bir halk var burada ve onların istekleri var. Gasp edilen haklarını, talepleri var. Çok açık burada. Ve tüm işte buraya barış anneleri de geldi. Biz Türk halkının haklarına ne kadar saygı gösteriyorsak onlar da bizim kimliğimize, haklarımıza saygı göstersin dedi burada barış analarımız. Halkın her kesiminden insan geldi. İnanın ki en sağdan en sola kadar her dini ve etnik kesimden insanlarımız buraya geldi ve bir insan hakları ortak paydası oluşturduk biz burada. Bu HDP Genel Merkezi'nde oluşturulmuş, mecliste oluşturulmuş çok değerli bir ortak paydadır. Benim topluma son sözlerim gelin bu insan hakları ortak paydasını koruyalımdır. Bu çok değerlidir. Bu şansı kaybetmeyin. Biz tüm vekil arkadaşlarımızla burada bunu söylüyoruz. Ve bu parti bunun için gayret sarf ediyor. Bunu gerçekleştirdiğimiz oranda başarılı olacağız. Gerçekleştiremezsek de bu ülke için gerçekten üzücü günler devam edecek. Benim söyleyeceklerim bunlar. Sorularınız varsa cevaplayabiliriz. Teşekkür ederim. Sağ olun.